Merhabalar. Bu videoda sizlere NX 2206 versiyonuyla gelmiş olan MES Properties yeniliklerinden bahsedeceğim. İlk olarak elimde şu şekilde bir body mevcut. Bu data üzerinden örneklendirmeleri gerçekleştireceğim. İlk olarak MES Properties kısmından Export MES Data kısmını aktif ediyorum. Export kısmında gene Information Window, Excel, XML, JSON dosyaları alabilirsiniz. Bu aşamada Excel ile devam edeceğim. Our Result kısmına geldiğimde artık Material özelliğini görebileceksiniz. Gene Columns kısmından da bunu Configure'a gidiyorum. Attribute Column Selector kısmında Cost kısmını da artık ekleyebilmeniz mümkün. Apply dedim. Gördüğünüz gibi zaten Assembly Navigator ekranımda karşıma çıktı. Tekrardan Export MES Data diyorum. Attribute Column Selector dedim. Cost seçeneğini burada da dışarıya export ederek yazdırabiliyorum. Gene önceliğini değiştiriyorum. İlk sıralara doğru çıkarttım. Material ve cost olacak şekilde ilk iki özelliğim. İlgili dosya konumumu şu şekilde belirtiyorum. Okey dedim. Okey diyorum. İlgili çıkan uyarıya da continue diyerek Excel dosyamı getiriyorum. Gördüğünüz gibi artık Our MES Data Properties kısmında Material'ı görebiliyorsunuz. Core Component kısmına geçtiğinizde de şu şekilde büyütelim. İlgili body'lerinizin malzemelerini görebilirsiniz. Gene bir diğer özellikten bahsetmek istiyorum. Aynı şekilde aynı body ile, aynı data ile bu işleme devam edeceğim. Artık komponentlerinizin tek tek kendi center of mass'lerini, ağırlık merkezlerini görebilmektesiniz. Yine bakın şu şekilde. Analyze'a geldim. Show Mass Properties Panels dedim. Options kısmına gidiyorum. Display Part Selected Components Combined aktif olacak şekilde işaretledim. Sonrasında ise OK diyorum. Gene montaj yapımızın Center of Mass'i geldi. Şu şekilde döndürüyorum. Aynı zamanda da artık komponente tıkladığınızda tıklamanızla beraber Center of Mass'i görüntüleyebilmektesiniz. Gene ilgili body'min şu kısmında bir değişiklik yapmak istiyorum. Make World Part yaptım. Home dedim. Move ile bir taşıma işlemi yapacağım. İlgili yüzümü. Afaki bir değerde şu şekilde bağlantı yüzleri de seçti. Tekrardan Assembly Navigator ekranına geliyorum. Geldiğimde şu şekilde ilgili body'min artık mass status kısmının soru işareti şeklinde olacağını göreceksiniz. Make Work Part yaptım bütün montaj dosyama. Yapmamla beraber artık bakın şurada yer alan S-Status Unreliable Value kısmının kırmızı olduğunu yani değiştirildiğini size ifade etmekte. Bunu artık dediğim gibi Assembly Navigator ekranında görüntüleyebiliyoruz.